Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 22 Mart Cuma İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberiz. İzmir'e 9 koşu bir programımız. 2 altımız olacak. Saatlerimiz 17-15'i gösterdiğinde birinci altılık aynımızın startı verilecek. Handikap 16-1 mücadele. 4 yaş şaraplar 1400 metre kuma çıkacak. 8 safkan yer alacak. Evet burada ilk tercihimiz. Yani e, baktığımız zaman ayağına iki tane seri safkan var ama daha seri olduğunu düşündüğüm Başkın Soy yine çıkacak, liderliği isteyecektir. 7 nolu at da arkasına yatacaktır. Yani e, yani şurada 5 dolu Başkın Soy e, yani gördüğü yarışlarda ilk defa böyle 50 kiloyu yakalamış bu safkan sevgili dostlar Halit Gökçe eşliğinde son koşusunda da 1400'lerin evinde 54 kiloyla yapmıştı. 50 kiloya kadar düştü. Yani çıkıp liderliği alırsa bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirebilir. Sürpriz bir isimle başlayacağız. Mutlaka değerlendirelim. Evet sonra bir nolu Sağlamcan. Mustafa Çiçek eşliğinde grubun kaliteli ismi değerlendireceğiz. 3 nolu Kıvırcık Mehmet son koşusunda zaten üstüne basarak önerdiğim bir safkanda çok güzel sürprizlere imza attı 18.75 gibi iyi bir ganyanla geldi. Bir tek dezavantajı e, mesafenin kısa oluşu ama kısa oluşu bizleri aldatmasın. Çünkü handikap 15 ile bu mesafede kazandı. Yine sürprize imza atmıştı arkasından 1600'e çıktı yine kazandı. Güzel bir koşu çıkartmıştı Erhan Akdoğla. Şimdi Bekir Mert Mırık da son yaptığı işinde Bekir'le kazandı. Yine e, yarışı kısaltabilirse ee, çok çok etkili koşacaktır. 3 sonradan 4 e, nolu Attarga ve 2 nolu Tarsus'u diyeceğiz. Bu koşu için önereceğim safkanlar. 5, 1, 3, 4 ve 2 sıralamam bu şekilde birinci koşuda. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4. Yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at 4 ve Kore İngilizler 1907 safkanımız yer alacak bu koşuda. Evet burada da baktığımız zaman <laughs> özür diliyorum. Ben e, grupta farklı bulduğum bir tane ismi sizlere ilk tercihim e, olacak. O da Enes Bozdağ içinde ilk defa buluşan 5 dolu favori çok dikkat diyerek başlayacağım. 5 dolu safkanımız. Tabii ki ikinci safkanımız Mert Uyar'la ikili iki yaptılar. Son 3 koşusu gerçekten çok çok başarılı. 1600 1902. 1400'ü kazandı Mert Uyar'la 3 nolu Kızım Çınar yazılacak bir safkan 1 nolu Kuvine Karca Halil ile ve de altına Diomedea diyeceğiz Adem Ceylan'la Evet sıralamamız 5 3 1 ve 6 şeklinde oluştu ikinci koşuda Evet geçelim bir diğer koşu 3. koşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum 6 safkan yer alıyor Yedili plasa ve birinci üçlük ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet burada e, yani canen can e, Muhammed Birbilgin'le daha hiç kazanamadılar ama son yaptığı iki koşusu e, yani yavaş yavaş e, kendini bulan zaten üçüncü dördüncü yarışında şartlı bir 1600'e kazan sonra iki yarışta ikincilikle ayrıldı. E, Muhammed bir Birbilgin'le son koşusunda güzel bir ikincilik. Ben iki nolu safkan benim çok çok önde tutuyorum ama tabii ki burada temkini geçmemiz lazım. Bir nolu safkan da Adem Ceylan'la ve de üç nolu safkanımız da yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. 2-1-3 sıralamam bu koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu ikinci altılı gayrımız bu koşuyla başlayacak. Çim yarışı şartlı 4-4 yaşlar 1300 metre çime çıkacaklar. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bugün İzmir koşullarında biliyorsunuz çim yarışları var. Hava çok çok güzeldi. E, yarın da çimler e, büyük ölçüde koşulacağını düşünüyorum. Evet burada sıralamamızın ilk e, tercih ismi 12 nolu Turbo Uçan e, diyeceğiz. Eee o da C Cemal Tun eşliğinde ilk defa buluştu. İzmir'de şartlı bir kazandıktan sonra 230 günlük bir araya girdi. Yani bu safkanın çalışmalarına Baktığımız zaman son kostüm zaten Cem Altun son çalışmasını özür diliyorum. Son çalışmanı Cem Altun tarafından çalıştırıp kendi de biniyor. E, turbo uçan benim ilk tercihim olacak. Sonradan 3 nolu safkanımız kuponumuza gökyüzünde Merçan Çelik Eşliği Çim Yarışı 1250 güzel içi, e, güzel bir ikincilik elde etti. Pardon üçüncülük. E, mutlaka değerlendireceğiz bu safkanı. Sonradan 1 nolu hünkârım Dorukan Palanur eşliğinde ve ee, de son olarak da 11 nolu Safkan Necmi Altın'la kuponumuza iliştireceğiz. O da Necmi ile. Ee, Nevzat pardon Necmi Altın deneme bakmayın özür diliyorum. Nevzat Avcı'yla 1200'ü Bursa'da kazanmıştı. Bakalım İzmir Çim'inde nasıl bir performans sergileyecek izleyip göreceğiz ama 11 de burası olmaz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Yani bir safkan daha var. Onu da sizlere önereceğim. İzmir'e son çim yarışında o da Müslüm Baydan'la 1200'ü kazanmıştı. Yine koşunun şanslı ismi olmaya hak eden bir safkan diyeceğim. Evet 12, 3, 1 11 ve 4 sıralamam bu şekilde. ikinci altın kaynımızın başlangıç ayında. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşu. İkinci beşlik ayarımız başlayacak. Meydan dişler ama Türk çarşı İngilizler 1600 metre kuma çıkıyor. Evet burada da ilk tercihimiz e, yani benim e, sizlere önereceğim ilk tercihimiz son yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. E, o da Vedat Abiş start almıştı. E, 11 nolu safkanımız e, benim ilk tercihim. İkinci atım 7 nolu safkanımız olacak. Mustafa Çek eşliğinde. 1 nolu safkanımız Halit Gökçe eşliğinde ve de 10 nolu safkanımız Erhan Akdullah yazdık mı temkinli geçtiğimizi düşünüyorum. 11, 7, 1 ve 10 sıralamam bu şekilde 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşumuza. Kısa vade 9 bir koşu. Şirin yer koşusu. 4 ve kor Arapların 1900 metre kuma çıkacak. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, son e, Şirin yer koşusunu e, Canmet'e kazanmıştı. Özen Yıldırım'la e, iyi bir koşu çıkartıp kazanmıştı. Yani burada yani iki safkan arasında ben girip e, gidip geldim. Son işinde İzmir'de kısa vade 8'i kazanmıştı. Taşan, Hazva, e, Havza Aslanı'da sonlarda iyi geldi Özen Yıldırım'la. Ama e, galip çıkan Taşan olmuştu o koşuda. Yani burada iki safkan arasında. Dündar Zada aynı şekilde çok iyi koşacaktır. Havza Aslanı'da koşacaktır. Özen Yıldırım'la bakayım Rohanş'ı alabilecek mi? İzleyip göreceğiz ama ben Taşan deyip kenara çekileceğim. Taşan'dan net bir birincilik gelmesini bekliyorum. Zor da olsa kazanması e, normal sonuç olacağını düşünüyorum. Çünkü formda isimler var. Bir nolu Büyük Dünya, iki nolu Dündarzade, Havza Aslanı, Özen Yıldırım'la bakalım izleyip göreceğiz ama 5 nolu Taşan'ın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko ismimdir. Evet geçelim 7. koşu. Handikap 16 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim 11 safkanımız yer alacak. 2. üçlü gayrımız da bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada ilk tercihimiz bir no şans kayığı diyeceğiz. Cem Altun eşliğinde etkili koşacaktır. Yani burada ben çok çok ön planda tutuyorum. Yani alternatif bankoda diyeceğimiz kaliteye sahip bir isim sevgili dostlar. Ama tabii ki temkinli geçmemiz bu koşu da doğru olacaktır. 4 nolu Sapkın'ın Baba Merdo Gökhan Gökçe eşliğinde iyi koşacaktır. Sonradan 2 nolu Sapkın'ın Mertcan Çelik de 3, 5 ve 6 benim sıralamam bu şekilde. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşumuza sevgili dostlar. Handikap 14, 4 ve Kore İngilizler 1600 metre kum 11 Sapkın'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da sizlere önereceğim 3 safkan var. Bu 3 safkanı yazdık mı yeterli gibi görünüyor. Onlar kimler? 4 nolu safkanı Nevzat Avcı ile 5 nolu safkanı Murat Muhammed birbirini. Aslında Murat'ı çok çok önde tutuyorum da 4'ü de mutlaka yazacağız Nevzat Avcı ile. Ee, son 1600 işi bana çok çok iyi geldi. Güzel bir koşu çıkartmış Nevzat'la. E, yani İlk öncelimiz 4 sonra 5 nolu safkanımız ve de 6 numara no. patriot diyeceğiz Mustafa Çiçek eşliğinde. Evet sıralamamız 4, 5 ve 6 8. koşta. Evet geçelim 9. ve son koşumuza Maiden dişler 3 yaş İngilizler 1600 kuma çıkacak. 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ilk tercihimiz tabii ki ilk startında güzel bir ikincilik elde eden Bizler ikincilikte ayrılan İzmir'de 1400'de e, o da Mete Göl eşliğinde start almıştı. Şimdi tecrübeli jockey Erhan Aktuğ'da buluşan 5 benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 3 No safkanımız Muhammed Birbirgin'le sonradan 4 ve 1 şeklinde oluştu sıralamamız. Pardon arkadaşlar bir isim daha var özür diliyorum. O da 11 nolu safkanımız Bekir Mert Mırık'la dikkat. Evet sıralamamız 5, 3, 4, 1, 11 sıralamam bu şekilde oluştu. İzmir programımızın son koşusunda. Evet Bursa aktaracağım İzmir programı bu gerçekten çok zorlu bir koşular bizlere bekliyor. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık.